Herkese merhaba. Bu videoda cilt temizliğinin ikinci aşaması olan tonik yapımından bahsetmek istiyorum. Normalde piyasadaki toniklerde %50'ye kadar etil alkol kullanılıyor. Evet, alkolün cildi sıkılaştırma ve mikrop öldürme özelliği var. Fakat fazlası tabii ki cildi kurutacaktır. Peki onun yerine eldeki imkanlarla bir tonik nasıl yapabiliriz? Merak ediyorsak devam edelim. Evet, tonik cilt temizliği için önemli. Öncelikle cildimizi bir temizleme losyonu veya temizleme sütüyle temizliyoruz. Bunun yapımını bir önceki videoda temizleme sütü veya temizleme losyonu yapmıştık. Biraz sonra da uygulamalı göstereceğim. Cildimizde nasıl temizlik yapıyoruz. Şimdi bunun temizliği yaptıktan sonra ki bunun içinde doğal yüzey aktif maddeler, sürfektanlar var. Ve yine cildin nemlenmesi için gliserin, sorbitol ve diğer hidrosolleri kullanmıştık. Cilt temizliği için bu da yeterli fakat burada kalan atıkları temizlemek hem de cildi sıkılaştırmak. Çünkü toniğin bir özelliği de cildi sıkılaştırıyor. Gözenekleri, cildin gözeneklerini daha böyle kapalı hale getiriyor ve temizliği tamamlıyor. Ondan sonra sürülecek bir nemlendirici, serum veya kremler de tabii ki emilimi çok daha etkili oluyor, verimi artıyor. O yüzden sadece temizleme losyonuyla yetinmemek gerekiyor. Özellikle de yağlı ciltler buna daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü onlar da adı üstünde cilt yağlı ve yağda kir tabakasını, mikropları üzerinde barındırabiliyor. O zaman hemen uygulamaya geçelim. Daha sonra da cildimizi bir tatbik edelim. Bakalım farkı nasıl oluyor. Şimdi etil alkol kullanmak zorunda değiliz. Şimdi etil alkol kullanalım mı, kullanmayalım mı veya ne kadar kullanalım? Tabi bu arada etil alkolü bulmakta, temin etmekte sorun. Halka satışı yasaklanmıştı. Şimdi etil alkolü özellikle yağlı ciltlerin kullanması gerekebiliyor. Çünkü oradaki yağları parçalaması, gözenekleri daha bir sıkı bir şekilde kapatması daha bir olası. Fakat aslında onun en güzel alternatiflerinden bir tanesi gül suyu. Daha doğrusu gül hidrosolü veya hidrolatı. %100 alkol kadar etkili olmasa da bir tonikte, doğal bir tonikte bence mutlaka olması gerekiyor. Bu arada tabii ki gerçek bir hidrosolü, gül hidrosolünü bulmak da çok çok zor. O piyasada satılanların maalesef çoğu ya içine su katıyorlar, sulandırıyorlar veya gül aromasıyla o suyu gül hidrosolü diye, gül suyu diye satıyorlar. Zaten fiyatından anlaşılacaktır. Fiyatı çok çok yüksek. Yani zaten gül yağı çok çok pahalı. Gül yağının yapımında çıkan, ortaya çıkan gül hidrosolü de tabii ki o da diğer hidrosollere nazaran pahalı oluyor. Eğer gül hidrosolü bulamadık diyelim veya tam emin olamıyoruz onun kaliteli mi olup olmadığına, o zaman ada çayı hidrosolü de olabilir. Ada çayında yine cildi sıkılaştırma, yine antimikrobiyal özellikleriyle beraber cildi temizleme, mikroptan arındırma, cildi sıkılaştırma, gözenekleri sıkılaştırma özelliği var. Gül suyu kullanacağım ama dediğim gibi alternatif olarak da ada çayı var veya ikisini karıştırabilirsiniz de size kalmış. Tabii ada çayının biraz kendine has, biraz tuhaf bir kokusu var biliyorsunuz. Fakat biz önemli olan sağlık diyoruz. Onun için de tabii ki onun kokusundan rahatsız olmak gerekiyor. Ama gül suyunun malum kendine has çok güzel bir kokusu var. Şimdi 100 mililitre bir ürün yapalım. Şöyle bir mezür aldım 100 ml. Dediğim gibi etil alkol ben %10, en azından %10 kullanayım diyorum. Ama şart değil. Dediğim gibi etil alkolü bulamayabilirsiniz veya kullanmak istemeyebilirsiniz. Fakat kuru ciltlerde %10, yağlı ciltlerde %30 kullanmakta fayda var. Hatta çok yağlıysa, sivilceler varsa özellikle ergenlerde %40'a kadar çıkabilir. Ama çok da abartmamak gerekiyor. %30 bence yeterli. Ben burada %10 kullanacağım. Yani 100 mililitrede 10 mililitre yaklaşık bir yemek kaşığına denk gelir. Şöyle huniyi de koyalım, etrafa da taşmasın. Alkol tabi parlayıcıdır, çok dikkatli oluyoruz. Zaten kimyasal malzemeleri kullanırken her zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi sorbitol ve gliserin kullanmakta fayda var. Gerisini aslında çoğunu hidrosolle tamamlayacağım. Fakat gliserin ve sorbitolde atmak istiyorum. Hem çok az bir kıvam verecek, böyle çok sulu sulu olmasın. Aynı zamanda bunlar çok güzel bir nemlendiricidir. Özellikle ben kendim için de biraz kuru cilde meyilli olduğum için onları atıyorum her zaman. Yaklaşık 15 mililitrede bunları kullanacağım. Evet, bu arada ben kozmetik maddeyi kullanıyorum. Tüm kozmetik, temizlik ürünlerinde tüm ham maddeleri buradan elde edebiliyoruz. Yine 10 mililitre yaklaşık bir yemek kaşığı. Bu biraz ağdalıdır zaten, şöyle görüyorsunuz. Gliserin genelde sentetik de oluyor. Bitkisel olmasına dikkat edelim. Ve 5 mililitrede sorbitol alalım. Almak zorunda değilsiniz. Eğer sorbitolü bulamadıysanız sadece 10 mililitre veya 15 mililitre gliserin de alabilirsiniz. 5 mililitrede yaklaşık bir tatlı kaşığı ediyor. Burada daha önce açılmış vardı. Ben onu kullanayım. Ziyan etmeyelim. Öncelikle açık olanları tabii ki kullanıyoruz. Evet, bunlar iyice süzülüyor.
Ve gerisini neyle tamamlıyorum? Hidrosolümüzle. Ne kadar kaldı? 10 bundan kullandım. 20, 25. Yani 75'i hidrosolle tamamlayacağım. Eğer dediğim gibi etil alkol atmıyorsanız siz bunu 85 olarak tamamlayacaksınız. Evet, zaten burada mezür gözüküyor. Ben şöyle bir 100 mililitreye bunu tamamlıyorum. Hem de güzelce karışmış oluyor. Biraz uzaktan da döküyoruz. Zaten kullanmadan önce çalkalamak fayda var. Evet, 100 mililitreyi tamamladım. 75 mililitrede hidrosolümüzü kattık. Gül hidrosolünü kattık. Dediğim gibi eğer gülü bulamıyorsak ada çayı da olur. Eğer ada çayı hidrosolü kullanıyorsak 3-5 damla da ada çayı yağda damlatmakta fayda var. Yani etkisini güçlendirsin. Hidrosollerle ilgili bir videom vardı. Ona bakabilirsiniz. Yine gül suyu elde etmeyle bir videom da vardı. O da ilginç. Evde kendi bahçemizdeki kokulu gülleri nasıl basit bir temel ilkel bir yöntemle gül hidrosolüne dönüştürebiliriz. Yani o da hiç yoktan iyidir. Çok çok verimli değil ama dediğim gibi hiç yoktan iyidir. Evet, hazır. Şuna mesela koyayım. Bu arada etiketleri mutlaka yazın, karışır. Bu kolonya mıydı, temizleme sütü müydü? Şöyle bir şeffaf bir şey oldu. Dibinde belki biraz gliserin birikmiş olabilir. Gliserinle hidrosoller her zaman %100 karışmıyor. Şimdi ben emulgatör de katmak istemiyorum. Çünkü o da hem ekstra bir şey olacak, masraf olacak. Onun için belki bulamayacaksınız. O yüzden kullanmadan önce güzelce çalkalamakta fayda var. İyice çalkalandıktan sonra sorun olmaz. Son dipte kalanlar biraz böyle kıvamlı olan, ağdalı olan gliserin ve sorbitol. Evet, şöyle hemen kapatalım. Güzelce çalkalayalım. Gerekiyorsa birkaç kere daha siz böyle doldur boşalt yapın. Bunun dibindekileri de alın. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Daha önce bir temizleme sütü vardı. Ellerimi önce bir kolonyayla bir dezenfekte edeyim. Temiz ellerle, çünkü bu pamukları da tutmak gerekiyor. Pamuğu aldık. Öncelikle ne diyordum? Bir temizleme sütüyle, daha önce yaptığımız temizleme sütü veya temizleme losyonuyla bir temizliyoruz. Biz erkekler için evet biraz belki tuhaf kaçabilir ama özellikle de cilde hassas olan ve cilt temizliğine önem veren herkes için bu geçerli. Bunun kadını erkeği yok. O yüzden cildim baya bir parlayacak. Benim biraz cildim hassastır. Biraz şöyle biraz kızarma yapabilir. Ama daha sonra beyazladığını bence siz de göreceksiniz. Çok uzatmayayım. Biraz bunu böyle iyice yedire yedire temizleyeceksiniz. Sen şöyle göreceksiniz, bakın. Göstermek hoş değil ama siz kendiniz yapın, görün. Yani temizlediğini de göreceksiniz. Cildimizi ne kadar sabunlu sularla yıkasak da maalesef ülkemizde her yer toz toprak. Mesela ben Avrupa'ya da gittim. Avrupa'da açıkçası camlar hep açık olsa da toz olmuyor. Nasıl olmuyor? İlginç. Yani ya etraf çok mu yeşillik, ondan mı bilmiyorum. Yani bizde toz çok. O yüzden dışarıdaki bütün tozu da cilt emiyor. Hele hele yağlı ciltler onu resmen böyle içine çekiyor. Şimdi temizliği yaptık diyelim. Losyonla yaptık. Bunun içinde çok az bir yüzey aktif madde vardır. Yani sıvı sabunun çok az bir hafifleştirilmiş hali, seyreltik hali. Bir yüzünüze bir su vurabilirsiniz veya hemen onu yapmadan da hemen toniğimizi kullanabiliriz. Toniğimiz için de yine temiz bir pamuk bez aldım ve püskürtüyorum. Evet, bu sefer de hem buradaki atıkları, temizleme sütünden geriye kalan atıkları bir temizlemiş oluyorum. Hem de cildi, eğer gözenekleri çok açıksa biraz böyle onları kapatıyoruz. Son temizliğimizi yapıyoruz. Evet, oldu herhalde. Bilmiyorum ben şu an, evet, kameraya da bakıyorum kendimden. Dediğim gibi yine yorumları siz yazın. Hatta kendiniz yapın ve yaptıktan sonra hem nerelerde yanlış yaptınız, hangi malzemeleri temin ettiniz veya alternatifleri var mı sizler söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi ada çayına, gül suyuna alternatifler de geliştirebilirsiniz veya biliyorsunuzdur, onları da paylaşın. Ve yaptıktan sonra yorumları da yazın. Bundan sonraki videoda ise tüm temizliği yaptık. Hemen bir nemlendirici kremimizle işleme devam edeceğiz. O yüzden abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Daha doğal, daha sağlıklı kalın. Hoşça kalın.